Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte son videomuzda Selçuklu Sultanlığı ve İslam Halifeliği konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Şiilerin taarruzu Tuğrul Bey'in dünya sultanı ilan edilmesi konusu olacaktır. Biz bu hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında size bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçukluların Bağdat'a hakim olması ve Sünniliğin zaferi Mısır Fatimilerini ve aşırı Şiileri harekete geçirdi. Bağdat'tan şimale kaçan Arslan Basasiri, Rahbe'de Alevi halifesi Mustansır'ın yardımı ile bir ordu vücuda getirdi. Bağdat'tan kaçan askerler de kendisine iltihak etti. Bir kısım Arap emirleri de siyasi menfaat veya Şii temayülleri ile onunla işbirliği yaptı. Kurulan bu Şii cephesine karşı Tuğrul Bey, Kutalmış ile Musul Arap Emiri Kureyş'i sefere memur etti. Sincar civarında 1057 başında Arslan Basasiri ile vuku bulan savaşta Kutalmış bozguna uğradı ve çok asker kaybetti. Şii temayüllü Sincar halkı bozulan Oğuzlara ve hatta yaralılara görülmemiş işkenceler yaptılar. Yaralanan Kureyş de onlara iltihak etti. Kutalmış Musul istikametinde uzaklaşırken Şiiler bu şehre girip Fatimi Halifesi namına Alevi hutbesini okuttular. Bu bozgun haberi üzerine Tuğrul Bey muhasara makineleri ve teknisyenleri yanına alarak büyük bir ordu ile 13 ay kaldıktan sonra 20 Kanun 1057'de Bağdat'tan hareket etti. Yanına Hazar-ı Esped'i aldı ve yolda Yakuti'de askeriyle kendisine katıldı. İlerleyen Selçuklu ordusu Şimali Irak'ı Şiilerden süratle temizledi. Basasiri Mısır'a kaçtı. Selçuklular aleyhinde bulunduğundan dolayı Diyarbakır Mervanileri üzerine yürüdü. Cezire kuşatılıp alındığı sırada Mervani emiri 100 bin dinar ve çok mal gönderip af diledi. İslam hududunu korumakta olduğunu beyan ile sızlandı. Bu durumda Tuğrul Bey Diyarbakır seferinden vazgeçti. Kutalmış sultana Sincar halkının yaptığı vahsetleri anlatınca oraya varıldı. Sincarlılar surlar üzerine çıkarak harekete ve geçen yıldan beri sakladıkları oğulların kafalarını fırlatmaya başladılar. Bu ağır tezahür karşısında kale hücum ile alındı ve bu cinayetlere dolayısıyla Sincar emiri ve halkın bir kısmı öldürüldü. Sultan İbrahim İnalı Musul valiliğine tayin ederek Bağdat'a döndü. Halife Şiilerin temizlenmesi ve İslam'ın zaferi dolayısıyla Tuğrul Bey'i muhteşem bir merasim ile istikbal ettirdi. Sultan ve halifenin arzuları üzerine Halifelik sarayında ilk buluşma vuku buldu. Selçuklu Sultanı bu karşılamada peygamberin halifesi önünde yer öperek
bu manevi makama tazminlerini ifa etti. Halife sultanı yanında kurduğu ikinci tahta oturttu. Terzimlerini ifa etti. Yani sultana saygısını bildirdi. Ve tercüman vasıtasıyla ona İslamiyet'e yaptığı hizmetler, adaletli davranması, kurduğu kurumlar, zulmü yıktığı için teşekkürlerini ve görüşmeden dolayı da memnuniyetlerini bildiriyor ve sultan da peygamberin halifesine tazminlerini ifa ediyordu. İki tarafın en yüksek devlet adamları ve büyük alimlerin hazır bulunduğu bu muhteşem merasim, Tuğrul Bey'in çatılanma merasimiydi. Gerçekten halife bu merasimde sultanın başına çok kıymetli bir çaç koyuyor, hilatlar giydiriyor, murasa altın, kılınç kuşatıyor ve sancaklar veriyordu. Bu çaçlandırma, kılıç kuşatma ve takdis ile birlikte halife Tuğrul Bey'i dünya sultanı ilan ediyor. Kendisine dinin temeli ve halifenin ortağı lakaplarını tevfid ediyordu. Ehemmiyeti dolayısıyla kaynaklarda tafsilatı ile verilen bu tarihi merasim 1058 yılı başında sona ererken halife sultana ahidnamesini veriyor ve dua ediyordu. Sultan da daima İslamiyet'in ve halifenin hizmetinde olacağını bildiriyor ve halifenin elini öperek merasim nihayet buluyordu. Merasim bittikten sonra sultan halifeye çok yüksek değerde hediyeler gönderdi. Türklerin İslam'dan önce şuurunu tasıdıkları ve gerçekleştirmeye çalıştıkları cihan hakimiyeti mefkuresi İslam devrinde de Tuğrul Bey ile tekrar tarih sahnesine çıkıyordu. Böylece Tuğrul Bey İslam dünyası hakimiyetini Türklerin eline veriyor ve bu mirası cihan hakimiyeti idealini halefleri Selçuklu ve Osmanlı sultanlarına bırakıyordu. Tam bu azamet devrinin başlangıcında idi ki Tuğrul Bey Selçuklu şehzadelerinin isyanları ile karşılaşıyor ve Selçuklu devleti ciddi bir parçalanma tehlikesine uğruyor. Şiiliğin İslam dünyasına hüküm sürmesi ihtimali beliriyordu. Kıymetli dostlarım, bu konunun da teferruatı buraya kadardı. Şimdi ben sizlerle birlikte, hatırlarsanız geçen videomuzda ben size bir şöyle bir şey demiştim. Demiştim ki, gerçek inanç sahiplerine sözüm yok ama Şiilik, yani Şiiliğin dünya tarihine verdiği zarar da çok büyük demiştim. Bu sözümde bir anlaşılma meydana gelmiş. Onu açık bir şekilde gördük. O yüzden ben bu geriye kalan videomuzun devamı kısmında Şii-Sünni ayrılığı nasıl oluştu bunun hakkında bir video dinletmek istiyorum sizlere. Dostlarım, bugün size bu konuyla ilgili iki tane kaynak dinleteceğim. Bunlardan biri İslam'da Sünni-Şii ayrılığı nasıl ortaya çıktı? Tarihsel süreç. Ayrılığın kökleri. Önce buna bakalım. Bir önceki videomuzda Hristiyanlığın nasıl Katolik ve Ortodoks olarak ikiye ayrıldığını detaylı bir şekilde incelemiştik. Bugünkü videomuzda ise sizden gelen yoğun talebi göz önünde bulundurarak İslam dünyasındaki Sünni-Şii ayrılığını, daha doğrusu bu ayrılığın nasıl ortaya çıktığını ele alacağız. Bu şekilde kısa bir girizgah yaptığımıza göre artık konumuza odaklanmaya başlayabiliriz.
İslam dünyasının Sünni Şii olarak nasıl ikiye ayrıldığını anlayabilmek için İslamiyet'in ilk yıllarına dönmek ve ayrılığın köklerini burada aramak gerekiyor. 631 yılına gelindiğinde İslam Devleti bütün Arap Yarımadası'na yayılmış, bölgedeki en önemli siyasi ve askeri güçlerden biri haline gelmişti. Ancak bir problem vardı. Peygamber Hazreti Muhammed'in sağlığı her geçen gün kötüye gidiyordu ve onun yerini alacak kişi henüz belirlenmiş değildi. Hilafet makamı kime emanet edilecekti? İslam'daki en eski ayrılığın kökleri işte bu sorunla ilgiliydi. Bu konuda Sünni ve Şii kaynaklar farklı olaylar aktarır. Özellikle Şii kayıtlarda Hazreti Muhammed'in sağlığında cereyan eden iki olay üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki Gadir-i Hum olayıdır. Hazreti Muhammed veda haccından dönerken önemli bir hususu bildirmek amacıyla Gadir-i Hum mevkiinde konaklamış, burada öğle namazını kıldırdıktan sonra Hazreti Ali'yi sağ tarafına alarak elini havaya kaldırmış ve şöyle demiştir. Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Allah'ım onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in de içinde bulunduğu kafile sırasıyla Hazreti Ali'nin yanına gelmiş ve onu tebrik etmiştir. Şii kaynaklar bu olayla Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'yi halefi yani yerini alacak kişi olarak belirlediğini kabul eder. Şii kaynakların iddiasına göre Mevla kelimesi burada yönetici anlamında kullanılmıştır. Gadir-i Hum olayı Ahmet bin Hanbel ve Hakimen Nişaburi gibi Sünni mühendislerin naklettikleri hadislerde de geçmektedir. Buna karşılık ilk devir İslam tarihçileri bu olaydan ya hiç bahsetmemiş ya da yalnızca Hazreti Muhammed'in konaklamak amacıyla burada durduğunu yazmışlardır. Sünni kaynakların bu olayla ilgili yorumu ise buradaki Arapça Mevla kelimesinin dost, arkadaş manasında kullanıldığı yönündedir. Hilafet makamıyla ilgili tartışmaları körükleyen bir diğer olay ise kırtas vakası yani kağıt kalem olayıdır. Hazreti Muhammed ölüm döşeğindeyken kendisinden sonra Müslümanlara yol göstermesi amacıyla bir şeyler yazmak için etrafındakilerden bir kalem ve kağıt getirmelerini ister. Ancak odada bulunan Hazreti Ömer, peygamberin hastalığının artık iyice ilerlediğini Allah'ın kitabında yani Kur'an'da yazanların Müslümanlara yol göstermek açısından yeterli olduğunu, kağıt kalem getirmeye gerek olmadığını söyler. Şii kaynaklar Hazreti Muhammed'in ölüm döşeğindeyken Hazreti Ali'yi halife tayin etmek amacıyla kağıt kalem istediğini yazar. Buna karşılık Sünnilere göre Hazreti Muhammed açık bir şekilde halife tayin etmemiş, bu kararı İslam toplumuna bırakmıştır. Yani Hazreti Muhammed 632 yılında vefat ettiğinde halifenin kim olacağı net bir şekilde belli değildi. İslam tarihinde Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir, onlara kucak açıp yardım eden Medinelilere ise Ensar adı verilir. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Ensar, Medine'de Beni Saide adlı bir gölgeliğin altında toplanmıştı. Medine'nin yerlileri oldukları ve muhacirlere kucak açarak İslam'ın yayılmasına vesile oldukları için lideri tayin etme hakkının kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Olayı haber alan Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir seçim sürecinin sorumluluğunu üstlerine almışlardı. Saatler süren hararetli tartışmaların ardından en sonunda Hazreti Ömer'in de desteğiyle Hazreti Ebu Bekir halife ilan edildi. İslam tarihinde Sakifetü Beni Saide yani Beni Saide gölgeliği hadisesi olarak adlandırılan bu olay birçok Şii tarihçi tarafından ayrılığın temel sebeplerinden biri olarak görülmektedir. Çünkü tüm bunlar yaşanırken Hazreti Ali süreçten haberdar olmamıştır. Şii kaynaklar Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'e biatının gecikmesinin de bu konuyla alakalı olduğunu yazmaktadır. Bundan sonra Hazreti Ali devlet görevinden elini çekmiş, daha çok fikri sorulduğu takdirde danışman olarak halifelerin yanında yer almaya devam etmiştir. Sadece Hazreti Ömer'in Filistin ve Suriye ziyareti sırasında kısa süreliğine Medine'de askeri valilik görevini üstlenmiştir. Miladi 644'te Hazreti Ömer'in vefatının ardından hilafet makamına Beni Ümeyye yani Emevi kabilesinden olan Hazreti Osman seçilir. İslam tarihçilerinin Hazreti Osman'la ilgili anlatıları farklılık göstermektedir. Bu anlatılara göre Hazreti Osman hilafet makamında 6 başarılı yıl geçirmiş ancak 6. yıldan itibaren İslam devletinde işler ters gitmeye başlamıştı. Müslümanlar arasında genel bir hoşnutsuzluk hali vardı. Bu dönemde İslam fetihleri bir süreliğine durmuş, fetihlerle gelen kaynaklar ve zenginlik hızlı bir şekilde tüketilmişti. Buna ek olarak Hazreti Osman'ın bazı aile bireylerini devletin çeşitli kademelerinde görevlendirmesi, huzursuzluğun daha da büyümesine yol açmıştı.
Özellikle Kufe, Basra ve Mısır'da Hazreti Osman karşıtlığı oluşmaya başlamış ve miladi 656 yılının Haziran ayında halife bir grup Mısırlı tarafından evi basılarak katledilmişti. Bu hadise İslam tarihindeki ilk fitne olarak kayıtlara geçti. Hazreti Osman'ın ardından hilafet makamına Hazreti Ali seçildi. Bu yıllarda İslam devleti çalkantılı dönemlerden geçiyordu. Hazreti Ali'nin seçimi sorunsuz olmamıştı. Yönetimine karşı ilk askeri meydan okuma Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe'den ve Kureyş'in önde gelen isimlerinden biri olan Zübeyir bin Avam'dan gelmişti. Hazreti Ali rakiplerine karşı destek toplayabilmek amacıyla Medine'den ayrılarak Kufe şehrine gelmiş, buna karşılık Hazreti Ayşe ve Zübeyir de yine aynı amaçla Basra'ya gitmişlerdi. İki grubun orduları 656 yılının Aralık ayında Basra yakınlarında bir mevkide karşı karşıya geldi. İslam tarihinde Cemel Vakası olarak geçen bu savaş sonucunda Hazreti Ayşe'nin tarafı yenilgiye uğratılmış ve Zübeyir bin Avam savaş sırasında öldürülmüştür. Fakat Hazreti Ali'nin yönetimini tehdit eden yalnızca Hazreti Ayşe ve Zübeyir'in ona meydan okuması değildi. Hazreti Osman'ın akrabalarından biri olan Suriye valisi Muaviye, o yıllarda İslam dünyasındaki en zengin ve en güçlü adamlardan biriydi. Akrabası olan Hazreti Osman'ın kanını dava etme hakkına sahip olduğunu ileri sürerek Şam halkından biat almış ve Hazreti Osman'ın katilleri kendisine teslim edilmediği sürece Hazreti Ali'ye biat etmeyeceğini ilan etmişti. Muaviye, Cemel vakası sonuçlanana kadar olaylara pek dahil olmamış, olan biteni dışarıdan izlemekle yetinmişti. Hazreti Ali Cemel Savaşı'ndan galibiyetle çıkınca taleplerini yenilemiş, ayrıca hilafet seçiminin yeni oluşturulacak bir şura tarafından yeniden yapılmasını talep etmişti. İki taraf arasında uzlaşmanın sağlanması mümkün görünmüyordu. En sonunda Hazreti Ali ve Muaviye'nin orduları 657 yılının Haziran ayında Sıffin'de karşı karşıya geldi. Hazreti Ali'nin ordusu başta Kufeliler olmak üzere Iraklı Müslümanlardan oluşuyordu. Muaviye'nin ordusunda ise Suriyeli Müslümanlar yer alıyordu. Taraflar Sıffin'de gerçekleşen savaşta 3 ay boyunca birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadı. Çarpışmalar zaman zaman şiddetlenip zaman zaman durma noktasına geliyordu. 3 aylık savaş hali iki tarafta da yorgunluk ve bıkkınlığa neden olmuştu. Bununla birlikte savaşın son günlerinde Hazreti Ali'nin ordusu Muaviye'ninkine karşı üstünlük sağlamaya başlamıştı. Muaviye geri çekilip çekilmeme konusunda kararsızdı. İşte tam da bu esnada Mısır Fatihi Amr bin As, aradaki ihtilafın çözülmesi için Allah'ın kitabının hakemliğine başvurulması gerektiğini öne sürdü. Bu öneri ordusu son günlerde zor duruma düşen Muaviye'nin de aklına yatmıştı. Ertesi gün Suriye ordusunun askerleri savaş meydanına mızraklarının ucuna Kur'an'dan yazılmış ayetlerin bulunduğu kağıtlar asarak çıktılar. Ve aradaki ihtilafın Kur'an'ın hakemliğiyle çözülmesini teklif ettiler. Hazreti Ali başta bu teklife şüpheyle yaklaşsa da ordunun büyük bir bölümü teklifin kabul edilmesinde ısrarcıydı. Neticede taraflar Kur'an-ı Kerim hükmüne göre belirlenen bir anlaşma yaparak geri çekildiler. Ancak Hazreti Ali'nin ordusundaki çoğunluğu Temim kabilesinden oluşan 10 bin kişilik bir grup yapılan bu anlaşmadan rahatsızdı. Bunlar düşman itaat altına alınıncaya dek Allah adına savaşmak gerektiğini savunuyorlardı. Bu yüzden Hazreti Ali ile birlikte Kufe'ye geri dönmemiş, bunun yerine Hurara'ya çekilmişlerdi. Halife daha sonra Hurara'ya gidip onlarla konuşmuş ve 6 bin kadarını geri dönmeye ikna etmişti. Geride kalan ve daha sonra Nehrevan'a gidecek olan 4000 kişilik grup ise İslam tarihinde hariciler olarak anılmaya başladı. Hazreti Ali halifeliğinin bundan sonraki döneminde Muaviye'ye karşı hazırlıklar yapmasının yanı sıra haricilerle de savaşmak zorunda kalmıştı. 661 yılının Ocak ayında Kufe'deki camide namaz kılarken intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir harici tarafından zehirli bir hançerle yaralanmış ve bu olaydan 2 gün sonra vefat etmişti. Hazreti Ali'nin vefatından sonra Muaviye derhal harekete geçerek Mısır dahil olmak üzere Hazreti Ali'nin hakimiyetindeki birçok bölgeyi ele geçirmiş ve böylece Emevi Devleti'nin temelini atmıştı. Her ne kadar Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan Kufe'de halife ilan edilmiş olsa da Muaviye'nin daha güçlü bir orduya sahip olması sebebiyle bu iddiasından vazgeçmiş ve taraflar arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Muaviye halife olacak ancak yerine bir halife tayin etmeyecekti. Yeni halifenin seçimi için bir şura toplanacaktı. Buna karşılık Hazreti Hasan da İslam'a bağlı kalması şartıyla Muaviye'nin halifeliğine itiraz etmeyecekti. Bu şekilde iki taraf arasında kırılgan da olsa bir barış sağlanmış oldu. Ancak Muaviye verdiği sözü tutmamış ve yaşı ilerledikten sonra oğlu Yezid'i yerine halife olarak tayin etmişti.
İlk halife Hazreti Ebu Bekir Beni Saide gölgeliğindeki istişare sonucunda halife seçilmişti. Hazreti Ömer ise Hazreti Ebu Bekir tarafından halife tayin edildiğini rivayet eden kıssalar vardır. Buna karşılık Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde halife seçiminin İslam dünyasının ileri gelenlerinden oluşturulacak bir şura tarafından yapılması geleneği ortaya çıkmış ve sonraki halifeler bu şura tarafından seçilmişti. Muaviye'nin bunu göz ardı etmesi olanaksızdı. Zira Yezid meşru bir halife olacaksa bunun tek yolu şura tarafından seçilmesiydi. Nitekim Muaviye bu konuda gerekli önlemleri almış ve halife seçiminde görevli olan şura üyelerinin desteğini ikna ya da rüşvet yoluyla kazanmayı başarmıştı. Bu durum daha önce Hazreti Ali ve oğlu Hazreti Hasan'ı destekleyen topluluklar tarafından büyük bir muhalefetle karşılandı. Hazreti Hasan 670 yılında vefat ettiği için bu topluluklar şimdi Hazreti Ali'nin diğer oğlu Hazreti Hüseyin'in etrafında toplanmaya başlamıştı. Muaviye kendisine karşı oluşan bu muhalefeti kırmak amacıyla Mekke ve Medine'ye gelmiş ve kısmen de olsa buradaki Müslümanların desteğini kazanmayı başarmıştı. Ancak kendisine karşı olanların büyük bir çoğunluğu Kufe'deydi. Muaviye'nin 680 yılındaki vefatıyla İslam dünyasındaki ayrılığı daha da derinleştirecek olan olaylar silsilesi artık başlamıştı. Yeni halife Yezid, Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemiş fakat Hazreti Hüseyin bunu kabul etmemişti. Bu esnada Hazreti Hüseyin Mekke'deydi. Kufelilerin ileri gelenleri onun Yezid'e biat etmediğini öğrenince onu hilafet makamına getirmek amacıyla Kufe'ye davet ettikleri mektuplar yazmaya başladılar. Ayrıca Ebu Abdullah el-Cedeli başkanlığında bir heyeti Hazreti Hüseyin'i ikna etmesi için Mekke'ye gönderdiler. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin durumu yerinde incelemesi için amcasının oğlu Müslim bin Akil'i bu heyetle birlikte Kufe'ye gönderdi. Miladi 9 Temmuz 680 tarihinde Kufe'ye ulaşan Müslim, birkaç gün içinde 20-30 bin civarında Kufeli'den Hazreti Hüseyin adına biat almayı başarmıştı. Yezid, Müslim'in Kufe'deki bu faaliyetlerini öğrenince Kufe valisi Numan bin Beşir el-Ensari'yi görevden almış ve Kufe'deki durumu düzeltmesi için buraya Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı tayin etmişti. Ubeydullah kısa süre içinde Kufe'deki durumu Yezid lehine değiştirmiş ve Müslim tarafından çıkarılan bir isyanı bastırmayı başarmıştı. Ancak 680 yılının Eylül ayında Mekke'den ayrılarak Kufe'ye doğru hareket eden Hazreti Hüseyin bu gelişmelerden habersizdi. Kufe'de yaşananları Salebiye civarına ulaştığında karşılaştığı iki yolcudan şans eseri öğrenmişti. İki adamın söylediğine göre Kufeliler biatlarından caymış ve Müslim bin Akil öldürülmüştü. Hazreti Hüseyin bunları öğrenince ilk başta geri dönmek istedi. Fakat Müslim'in oğulları ilerlemek için ısrar edince devam etmek zorunda kaldı. Salebiye civarında yaşanan bu gelişmeler üzerine kafilenin bir kısmı Hazreti Hüseyin'in de izniyle ayrılarak Mekke'ye geri döndü. 680 yılının Ekim ayında Nineva bölgesindeki Kerbela'ya ulaştıklarında Hazreti Hüseyin'in yanında birkaç aile ferdiyle birlikte yalnızca 70 kadar adamı vardı. Bir gün sonra Yezid buraya 4000 kişiden oluşan bir Emevi ordusu gönderdi. Ancak askerlerin büyük bir çoğunluğu peygamberin torunuyla savaşmak istemiyordu. Bu yüzden bir hafta boyunca Hazreti Hüseyin'i Yezid'e biat etmesi için ikna etmeye çalıştılar. Fakat tüm bu girişimlere rağmen Hazreti Hüseyin'i kararından döndürmek mümkün olmadı. 10 Ekim sabahı cereyan eden savaşta Hazreti Hüseyin ve adamları her ne kadar cesaretle savaşsalar da Emevi ordusu tarafından katledildiler. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'ın çocukları da bu katliamdan kurtulamamıştı. O gün Hazreti Muhammed'in ailesinden pek çok kişi şehit edilmişti. Kerbela olayı İslam dünyasını Sünni ve Şii olarak bölen olaylar silsilesinde bardağı taşıran son damlaydı. Yine de bu ayrılığın tam olarak ne zaman ortaya çıktığı günümüzde dahi tartışma konusudur. Şii kaynakların bir bölümü Şiatü Ali'nin yani Hazreti Ali'ye taraftar olanların henüz Hazreti Muhammed'in sağlığında ortaya çıktığını yazar. Buna karşılık az önce bahsettiğimiz olayların neredeyse tamamı farklı kaynaklarda ayrılığın başlangıç noktası olarak ele alınmıştır. Tarihi olayları göz önünde bulundurduğumuz zaman Kerbela olayından sonraki süreçte ayrılığın birkaç yüzyıl boyunca sessiz bir şekilde devam ettiğini görürüz. 10. yüzyılda Şii Fatimi Devleti'nin kurulması ve Şiilerin siyasi bir güç haline gelmesiyle Şii ve Sünni Müslümanlar arasındaki ayrılık siyasi bir boyut kazanır. Bundan sonra Orta Doğu coğrafyasında Şii İslam ideolojisini benimseyen birçok devlet kurulur. Sözlükte manevi alanda çizilen yolu benimseyenler anlamına gelen Ehl-i Sünnet tamlamasından gelen Sünni kelimesi, Hazreti Muhammed'in davranışlarını ve sözlerini takip edenler anlamına gelmektedir. Günümüzde dünya genelindeki Müslümanların yaklaşık %80 kadarı Sünni mezhebe mensuptur.
Şia kelimesi ise taraftar, destekleyici, yardımcı gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Şiiliğin bir mezhep olarak ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren kelime Şiatül Ali, yani Hazreti Ali taraftarlığı anlamında yaygın olarak kullanılmaya başlanmış, daha çok Şii mezhebine mensup olanları tanımlayan bir kelime haline gelmiştir. İslam dünyasının Şii ve Sünni olarak nasıl ikiye ayrıldığını konu edindiğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Şimdi dostlarım, gördüğünüz gibi ayrılık daha çok Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonraki süreçte halifenin kim olacağı, yani devleti kimin yöneteceği üzerinden olmuş ve sonra Emevilerden Muaviye'nin Peygamber Efendimiz'in torunlarını öldürmesi üzerine harmanlanarak, cehennem ateşi gibi harmanlanarak devam etmiş. Ve günümüzde de İslam dünyası üzerinde kargaşalıklara yol açan sorunları meydana getirmiş. Şimdi gelin başka bir kaynaktan bir videoya daha bakalım bu konuyla ilgili. İlginçlerden herkese merhaba. Bu videomuzda Şii ve Sünni Müslümanlar arasındaki farkları inceleyeceğiz. Sizler de videomuzu beğenmeyi ve kendi görüşlerinizi videonun altında yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Müslüman dünyası genelinde İslam'ın iki büyük mezhebi Sünniler ve Şiiler arasında çatışmalar patlak veriyor. Orta Doğu'da dini ve siyasi bakımdan nüfuzlu kişiler, İran'ın Şii hükümeti ile Sünni hükümetlerin egemen olduğu Körfez devletleri arasındaki bölünmeleri keskinleştirdi. PEV Araştırma Merkezi beyin takımınca hazırlanan rapora göre, Sünnilerin %40'ı Şiileri gerçek Müslüman olarak görmüyor. Peki Şii ve Sünni İslam ayrımı nereden geliyor ve iki mezhep arasındaki uçurum ne kadar derin? Bu tartışma İslam'ın kurucusu Hazreti Muhammed'in 632 yılındaki vefatına kadar uzanıyor. Arkasından gelen Arap kabileleri onunla aynı fikri paylaşanlarla zıt düştü. Siyasi ve din yönetimi devraldı. Sünni olarak bilinen ve günümüzde Müslümanların %80'ini oluşturan çoğunluk, Hazreti Muhammed'in ahbabı ve eşi Ayşe'nin babası Ebu Bekir'i destekledi. Diğerleri ise Hazreti Muhammed'in akrabalarının onun gerçek halifeleri olduğu fikrindeydi. Bu kişiler Hazreti Muhammed'in kuzeni ve damadı Hazreti Ali'yi kutsadığını iddia ettiler. Şia olarak da bilinen Şiilerin ismi Şiatu Ali, Ali'nin takipçileri anlamına gelen ifadenin kısaltmasıdır. Hazreti Ali'nin kısa bir süre dördüncü halife olarak hüküm sürmesine karşın Hazreti Ebu Bekir'i destekleyenler galip geldi ve unvan Hazreti Muhammed'in soyundan gelenlere geçti. İslam'daki ayrışma Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in 680 yılında Kerbela'da Sünni halifenin ordusu tarafından öldürülmesiyle sertleşti. Şiiler, Hazreti Ali'nin soyundan gelen 12 imamın rehberliğine güvenerek devletin gölgesinde yaşarken Sünni yöneticiler siyasi gücü ellerinde tutmaya devam ettiler. Aslında bizlere Şia, Caferi, 12. imamcı ve 14 masumcu ve Ehl-i Beytçi olarak da tarihte zaman zaman zamana göre değişmekte de bu şekilde tanımaktadırlar. Ve Ehl-i Sünnet'ten Şia arasındaki farkımız o kadar da değil. Örneğin biz Kur'an'a inanırız. Kur'an'ın sahihliğine inanırız. Biz en son peygamberin, Hazreti Resul-i Ekrem'in en son peygamber olduğuna inanıyoruz. Biz kıblemizin aynı şekilde Mekke'de olduğuna, Hazreti Ayetullah Sistani'nin televizyonlarda duymuşsunuzdur, az söyleniyor. Bir fetvası var. Ehl-i Sünnet bizim kardeşimiz değil, belki bizim canımız ve özümüz. Şimdi bunu söylediği zaman, televizyonda sen söyledin mi, insanlarımız en azından duysa iyi olur. Yani Şia Sünni arasında gereksiz şeyler konusunda tartışmak haramdır.
tartışmayın bunları, ele almayın bu videoyu. Zaman ilerledikçe bu iki grubun dini inançları birbirinden iyice uzaklaştı. Bugün dünyadaki 1,6 milyar Müslüman, Allah'ın birliği ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğu konusunda hemfikir. İslam'ın oruç ayı Ramazan'ı da içeren 5 şartına uyuyorlar ve aynı kutsal kitaba, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorlar. Ancak Sünniler Hazreti Muhammed'in davranış ve sözlerine, sünnetlerine sıkı sıkı bağlıyken, Şiiler dini liderlerini Allah'ın dünyadaki yansıması olarak görüyorlar. Bu da Sünnilerin, Şiilerin sapkın düşünceleri olduğu fikrini doğuruyor. Şiiler ise Sünni dogmatizminin bağnaz Vahabiler gibi radikal grupların doğmasına yol açtığı görüşündeler. Şii grupların pek çoğu 12 imamların ve sonuncusunun gizlendiği ve bir gün Allah'ın iradesini gerçekleştirmek için ortaya çıkacağı inancına önem veriyorlar. Bu arada ötekileştirilmiş olma ve baskı altında bulunma hissi, Şiilerin Hüseyin'in Kerbela'daki ölümünü yad etmek amacıyla kendilerini kırbaçladıkları Aşure günü gibi matem merasimleri düzenlemesine neden oluyor. 17. yüzyıl Avrupa'sında Hristiyan grupların birbirleriyle savaştığı 30 yıl savaşının büyük can kaybıyla sonuçlandığını gören Şiiler ve Sünniler arasında bu dönemde hiç çatışma olmadı. Bu biraz da azınlık olduklarının bilincinde olan Şiilerin kendi köşelerine çekilmesinin sonucu oldu. Bugün Orta Doğu'da Müslümanları birbirinden ayıran sınırlar dini olduğu kadar da siyasi. Bölgede gerçekleşen devrimler, Şii hükümetleriyle dindaşlarını finansal olarak destekleyen Suudi Arabistan ve Katar gibi Sünni körfez devletlerini karşı karşıya getirdi. Bu durum Sünnilerin kendilerine güvenini artırıyor ve Şiilerin kendilerini her zamankinden daha çok tehdit altında hissetmesine sebep oluyor. Her şeye karşı bu koşullar altında dahi iki mezhebin üyeleri hala uyum içinde hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşene dek. Dostlarım, bu konunun da teferru yani bu Şii-Sünni ayrılığına başka videodan da baktık. Şimdi gelelim sizlerle birlikte çok önemli bir konuya bakalım. Bu konu gerçekten çok önemli. İran Sünni iken nasıl Şii oldu? Ya da Şii oldu adam ne derseniz. Çünkü bu da konunun tamamlayıcısı olan bir video. Şimdi size dinleteceğim bir video. Onun için gelin buna biz bir bakalım. İran Sünni iken nasıl Şia ya da Şii adına ne derseniz olmuş ona bir göz atalım diyorum değerli dostlarım. Evet. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda İran'ın geçmişten günümüzde yaşadığı mezhep değişiminden bahsedeceğiz. Sünniliğin merkezi olan İran nasıl olup da Sünni dünyadan koparıldı, izole edildiği meselesi iyi bilinmelidir. Geçmişi bilmeyen geleceği de tahmin edemez. Bugünü yani İran'ın yayılmacı politikalarını ve gelecek perspektifini anlamak ve anlamlandırabilmek için buna ihtiyacımız var. Aralarında Seyyid Şerif Cürcani, Fahrettin Razi, Ömer Nesefi gibi alimler, İmam Gazali, Abdülkadir Geylani gibi mutasavvıflar, İmam-ı Azam, Davud el-Esbehani gibi fıkıh bilginleri, Taberi, Beyhaki gibi tarihçiler, Nizamülmülk, Celaleddin Devani gibi siyaset bilimciler, Molla Cami, Feridüddin Attar gibi şairler ve hadis derleyicilerinin yani Kütüb-i Sitte'nin bütün Sünni müelliflerinin bulunduğu Sünniliğin en önemli düşünürleri İranlıdır. İsmi burada zikredilen ve zikredilmeyen nice ehli sünnet uleması İranlıdır. İran ayrıca sadece Pers değildir. Bu bilgiler ışığında baktığımız zaman İran'ı günümüzde tanıyanların sayısı oldukça azdır. Gelin hep birlikte komşumuz olan İran'ı tanıyıp geçmişte yaşananları ve ortak buluştuğumuz noktaları bilelim ve görelim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Safevilerin İran'ı Şiileştirmesi veya İran'ın Şiileşmesi kabaca 16. ile 18. yüzyıllar arasında gerçekleşti ve İran'ı Şiiliğin dini kalesi haline getirdi. Aynı zamanda Şiilik içerisindeki İsna-Aşeriye mezhebinin her biri Şiilikte kendi hakimiyet dönemlerini yaşamış olan Zeydilik ve İsmaililik mezhepleri üzerindeki hakimiyeti sağlamıştır.
Safeviler mücadele ederek İran'ı 1501'de bağımsız bir devlet olarak birleştirmişler ve İslam tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri olan İsna-Aşeriye mezhebini imparatorluğun resmi dini mezhebi olarak belirlemişlerdir. Bugünkü İran'ın ve komşu Azerbaycan'ın toprakları tarihte aynı zamanda Şiiliğe dönüştürüldü. Her iki ülkenin hala büyük çoğunluğu Şii ve Azerbaycan'ın nüfusunun Şii oranı İran'dan sonra ikinci sırada. Safeviler öncesi İran'da nüfusun çoğunluğu Safevilere kadar Şafii, Hanefi, Sünni Müslümanlardan oluşuyordu. İronik olarak 15. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu kendisinde medrese eksikliği nedeniyle ülemasının birçoğunu İran'a Sünni eğitim almak için gönderdi. Buna karşın Safevi döneminden önce İranlıların azınlığı Şii'ydi ve İran'da göreceli olarak az sayıda Şii ülema vardı. 1502'ye kadar Şah İsmail İran'da Tebriz'in yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan ve Dağıstan bölgelerini ele geçirdi. İran'ın çoğunluğunun hala Sünni olduğu bölgelerdeki kontrolünü sağlamlaştırmak için önündeki 10 yıl boyunca mücadele verecekti. Ordusu ilk 1504 yılında orta bölgelere yayılmıştı. 1510 yılında Horasan bölgesini ve Herat şehrini 1505-1508 yılları arasında da Güneybatı İran'a ele geçirdi. Daniel Brown'a göre Şah İsmail, Fatimilerin düşüşünden bu yana en başarılı ve en hoşgörüsüz Şii hükümdarıydı. Görünen o ki Sünni İslam'ın tamamen yok edilmesini amaçladı ve bu hedefe üzerinde hakim olduğu topraklarda büyük ölçüde ulaştı. Sünnilere olan nefreti sınır tanımıyordu ve zulmü acımasızdı. İlk üç halifenin lanetlenmesini, Sünni tasavvufçuların mülklerinin ele geçirilmesini ve Sünni ülemanın ise ya Şiiliğe geçmelerini ya da öldürülmelerini ya da sürgüne gönderilmelerini emretti. Şii ulema Şiileştirme faaliyetleri için başka bölgelerden İran'a getirildi. Bunlara ek olarak birçok katliam da yapılmıştır. 1503 yılında Hamedan yakınlarında 10.000 Kazeruni tekkesine mensup 4.000 kişi öldürülmüştür. Rakip tarikatlara ait tüm kabirler kirletilmiş, Asta'ya sığınan 10.000 göçmen ve muhalif kılıçtan geçirilmiştir. Safevi yıllıklarına göre Yezd, Tebes ve Aberkul şehirlerinde yaşayan 10.000'lerce insan katledilmiş, Horasan'daki Molla Camii'nin türbesi yıkılmış, Karşı şehrinin 15.000 kişilik bütün nüfusu kılıçtan geçirilmiştir. Şah İsmail ve takipçilerine bu kadar şiddetli bir Şiileştirme politikası izlemesinin başlıca nedenlerinden biri, Safevi topraklarının komşusu olan rekabet halindeki askeri ve siyasi düşmanı, iki Sünni Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğu ve Şeybaniler ile karşılaştırıldığında mümkün olduğunca farklı ve eşsiz bir kimlikte var olmaktı. Safeviler Osmanlılarla uzun süren bir mücadele ile meşguldü ve bu mücadele Safevileri Sünni ülkeler arasında Osmanlı tehdidine ve İran'da 5. kol ihtimaline karşı daha tutarlı bir İran kimliğini yaratmaya itti. Şiileştirme devletin ve kurumlarının sadık kalacağı bir bölge inşa etme sürecinin bir parçasıydı ve böylece devlet ve kurumlarının egemenliğini tüm bölge boyunca yayabilmesini sağlayacaktı. Şah İsmail ülkesindeki egemenliğini pekiştirdikten sonra çoğunluğu Sünni olan nüfusu Şiiliğe dönüştürerek İran'ın dini manzarasını değiştirmek için kapsamlı ve bazen acımasız bir mücadele başlattı. Şiileştirme metotları şunlar: Şiili devlet haline halk için zorunlu hale getirmek ve İranlı Sünni Sufileri zorla Şiiliğe dönmeyi kabul ettirmek, dini kurum ve kuruluşların denetlenmesinden sorumlu olan Sadr müessesesini yeniden başlattı. İran'ı Şii bir devlete dönüştürmek için Sadr'a İsna-Aşeriye doktrinini yayma görev verdi. Sünni camilerini yıktı. 1511-1512 yıllarında İran'ı ziyaret eden Portekiz'in büyükelçisi Tome Priesta, Şah İsmail'e atıfta bulunarak "O kiliselerimizi yeniliyor, Muhammed'i takip eden bütün Müslümanların evlerini yok ediyor" demiştir. Diğer Şiileştirme yöntemine gelecek olursak, ilk üç halifeye bütün camilerden gaspçı oldukları için küfür edilmesini söyledi ve Sünni tarikatları dağıtıp varlıklarını ele geçirdi. Şii türbelerini, kurumlarını ve dini sanatı değiştirmek için devlet himayesini sağladı. Sünni alim yerine Şii alim ithal etti. Sünni kanı döktü ve Sünnilerin mezarlarını ve camilerini yok edip hakaret etti. Bu sebeple Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tavsiye ve nasihat vererek genç hükümdarın Sünni karşıtı eylemlerini durdurmasını istedi. Bununla birlikte Şah İsmail şiddetle Sünni karşıtıydı. Sultanın uyarılarını görmezden geldi ve Şii inancını kılıçla yaymaya devam etti. İnatla karşı koyan Sünnilere zulmederek tutukladı veya idam etti. Safevi hükümdarlığının kurulmasıyla
Halife Ömer'in öldürülmesini kutlamak için bayram yaptı. Günün en önemli noktası Hazreti Ömer'e lanet ve hakaret edilmesi ve nihayetinde sembolik bir şekilde yakılmasıydı. Bununla birlikte İran ve Sünni ülkeler arasındaki ilişkiler geliştikçe bayram artık kutlanmadı, en azından resmen. 1501 yılında Şah İsmail İran'ın dışında yaşayan Şiileri İran'a çağırdı ve Sünni çoğunluktan korunmaları için önlem aldı. Şah Tahmasp ve özellikle Şah Abbas dönemlerinde Arapça Şii akaidi ve Caferi fıkhına dair başlıca eserleri Farsça'ya tercüme ettiler. Dini tartışmaları medresenin duvarları arasından çıkarıp toplumun farklı kesimlerine yaydılar. Şah Abbas, dedesi Şah İsmail'in başladığı işi neticelendirecekti. Onun uzun iktidar döneminde İran'daki Sünnilerin çoğu Şiiliği kabul etti. Şiilik kurumsallaştı. Ancak sarayındaki Şii Arap ulema aynı zamanda Kızılbaşlığı 12 İmam Şiiliğine dönüştürme yolunda bitirici adımlar atmasını da istedi. 17. yüzyılda bir Şii alim Muhammed Bakır Meclisi sarayı da halkı da etkileyecek merkezi bir ulema kişiliği olarak tarihe geçecek işleri başardı. Ve İran'ın Kızılbaşlık esaslı 12 İmam Şiiliğini bugünkü rayına oturtmayı başardı. Muhammed Bakır Meclisi Şah Sultan Hüseyin'in lalasıydı. Tahta geçince öyle bir yönlendirdi ki sarayının mahzenlerindeki 6000 Şii içki halkın gözünün önünde imha edildi. Bunun ulema geleneğinin artık İran'a yerleştiğinin ilanı gibi bir pratik mesajı vardı halka. Meclisi Safevi Devleti'ne Şii geleneklerine bağlılığı tesis etti. Hazreti Ali'nin doğumu gibi toplu törenleri bilinçli olarak teşvik etti. Yahudiler ve Hristiyanları zorla Şiileştirme sürecini başlattı. Sarayın Muğla başısı oldu ki Şeyhülislam'ın İran'daki muadiliydi bir bakıma. Meclisinin faaliyetleri sayesinde İran'da ulemanın gücü canlandı ve Şii misyonerliği ilan edildi. Telkinleriyle Sadr-ı Has ve Sadr-ı Amme gibi dini kurum ve vakıflardan, türbelerden vesaire sorumlu bir kurum kuruldu. Onların bünyesinde görev yaptı. Sonuçta meclisinin kişiliği sayesinde ulemanın gücü ve otoritesi homojen bir ideoloji ve daha büyük bir ekonomik kontrol sağladı. Böylece yola şaha adanmış Kızılbaş aşiretleriyle yola çıkan Safeviler, iki asır sonra yıkılırken görevini tamamlamış, Sünni İran'ı 12 İmam Şiiliğinin dünyadaki merkezi haline getirmiş ve kendisinden sonra kurulacak Kaçarlar, Pehleviler ve İran İslam Cumhuriyeti'ne üzerinde rahatça çalışacakları bir Erdebil halası bırakmışlar. Sonraki videolarımızda tarihi olay videolarına mısır. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, sizlerin de gördüğü üzere olay bazen hatta çoğunlukla siyasi sebepler, siyasi sebeplerden dolayı ayrılmışlar veya birleşmişler. Çünkü şöyle bir durum var, yani olay burada dini değil, olay burada siyasi. Çünkü olay neden siyasi? Halifelik seçimi. Yani bu olayı biz şey olarak ele alamayız. Bu olayı dini olarak ele almak çok yanlış olur. Çünkü bu olayın ana gerekçesine bakıldığı zaman halifelik seçiminde kimine göre hata, kimine göre doğru yapılması ve bir grubun diğer grubun halifeliğini tanımaması veya bir grubun daha erken halife olmak istemesi. Yani ana durum bu. Yoksa olayın dini bir boyutu tabii ki yok. Tabii ki dini boyut ne zaman meydana geliyor diyecek olanlar olabilir. Dini boyut sapık itikadlı Fatimi Devleti'nin zuhur etmesiyle ve İslam dünyasına musallat olmasıyla bu olay dini boyut kazanıyor. Yoksa şey, yani bu olay tamamıyla siyasi bir durum. Bunu da böyle belirtmekte yarar var. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Şiaların taarruzu Tuğrul Bey'in dünya sultanı ilan edilmesi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konumuz ise Tuğrul Bey dönemi şehzade isyanları konusu olacaktır. Ve önümüzdeki hafta Tuğrul Bey dönemi şehzade isyanları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye,
bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah.